Evievas Fabut, Janus, Dera, Chesu, Bingal, Getso, Yevonia, Opusun, Yevato, Yevoto, Yevok, Mr. Bob, Aja, Emisha, Vidianus, Abidinit, Amen. Dino. Ermeni halkının, halkımın yas günü, bugün 24 Nisan. Bundan tam 107 yıl önce, bugün dönemin cuntasının emriyle 250'den fazla Ermeni aydın, siyasetçi, yazar evlerinden gözaltına alarak Ankara ve Çankırı Ayaş'a sürüldüler ve katledildiler. Bu Ermeni halkının büyük felaketinin, Medziyerni'nin, Ermeni soykırımının başlangıç günüydü. O günden sonra çıkarılan sürgün yasasıyla Ermeni halkı köylerinden, kasabalarından, illerinden sürüldüler. Büyük çoğunluğu dağ şehirlerinin dışına varamadan katledildiler. Göç yollarında halkımızın büyük çoğunluğunu kaybetti. Evet, bu bir soykırımdı. Ve maalesef 107 yıldır bu büyük suçla, günahla yüzleşilmedi. Ermeni soykırımı büyük bir suçtu ama belki ondan daha da büyük suç 107 yıllık inkardır arkadaşlar. Cezasız kalan suçlar tekrarlar ve tekrarlıyor. Canımız, ahbariyimiz Hrant Dink'i aldılar aramızda. Ve bundan 11 yıl önce de canımız, kardeşimiz Sevak Balıkçı'yı askerlik görevini yaparken ırkçı bir cinayetle aramızdan aldılar. Onu öldüren tetikçi miydi? Hayır, değildi. Bir zihniyet. Rakel Köleğimizin dediği gibi bebeklerden katil yaratan zihniyet o tetiği çektiren. Sevak Balıkçı'yı da böylece aramızdan aldılar. Ve maalesef şimdi arkadaşlar ülkemiz yeni bir karanlık iklime girmiştir. Pek çok suçu, günahı konuşabilen bir Türkiye'den yeniden konuşamayan, susan bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Geçmişlerimizi anamayan bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Bu akşamki anmamız da valilik kararıyla yasaklandı. Yeniden susmamızı istiyorlar. Ama emin olun, bizler susarsak soykırımcı zihniyet suç işlemeye devam eder. Ve yeni Sevak Balıkçılar, yeni Hrant Dink'lerle karşı karşıya kalırız. Susmak hiçbirimizi iyi bir yere götürmez. Tam tersine konuşmak, yüzleşmek, adaletle buluşmaya ihtiyacımız var. Bu açıdan susmayalım arkadaşlar. Konuşalım, yüzleşelim, helalleşelim, barışalım. Aksi takdirde kötülük her yanı saracak. Sevgili dostlar, bu sabah büyük bir acı haber daha aldım.
sevgili Sedat Balıkçı'nın babası Garabet Balıkçı, Garbiz Balıkçı, 11 yıldır yüreğindeki acıya bu sabah artık daha fazla katlanamayarak yenildi. Ve bu sabah Sedat Balıkçı'nın babası sevgili Garbiz Balıkçı ahbarimizi kaybetti. Değerli dostlar, Garbiz Balıkçı 11 yıldır adalet bekliyordu. Adaletten uzak olduğumuz noktada Sedat Balıkçı'nın babasını da 1-24 Nisan günü kaybetmiş olduk. Sevgili Garbiz Balıkçı'nın da ruhu şad olsun. Asfalt Prens Kokundu Sabari. Ve sevgili Sedat Balıkçı kardeşimize ruhu şad olsun. Bütün geçmişlerimizin ruhu şad olsun. Soykırım'da büyük felaket, Medzeyen'de hayatını kaybeden bütün geçmişlerimizin ruhu şad olsun. Asfalt Prens Kokundu Sabari. Kınalı Adadan.